engellenme konusuyla ilgili konuşuyordum. Dediğim gibi birden fazla oyuncu şikayet etmesi gerekiyor. Ben tıklamıyorum üstüne. İşte aynı oyuncu iki kez şikayet edemiyor. Yalnızca bir kişi yüzünden değil, bir grup insan yüzünden sohbette engellenebilirsin. Böyle bir durum var. Ben kendi mahallem olduğu zaman denemiştik. Herkes beni şikayet etti. Engellendim. Çok ısrar ederseniz, yani işte argo konuşursanız, rahatsız ederseniz, süresiz olarak konuşmanıza engel koyulabiliyor sistem tarafından. Bu konuda böyle. Davet edememe sorunlarına bir bakalım bir de. Mahalle oluşturduktan sonra davet etme koşulları var. 18. seviyeye ulaşmış olmak gerekiyor ve mahalle binası tamir edilmiş olmalı. Onun dışında oyuncu davetleri kabul etme ya da reddetme seçimini yapabilir. Ayrıca onun için mahalle oluşturmak şart değil. Bir mahallenin parçası iken lider ya da yardımcı lidersen diğerlerine katılmaya davet edebiliyorsun. Diyelim bir mahallenin lideriyiz. Mahalleden ayrılsam ne oluyor? Mahalleden ayrılabiliyorsunuz liderler için de. Buradan sağ üst köşenin ayrıl düğmesine basmak yeterli. Bundan sonra bir pencere daha geliyor. Ayrılmak istiyor musunuz diyor. Bundan sonra mahallede otomatik olarak en uzun süre bulunan yardımcı lider yeni lider olarak atanacak. Yani yine arkanda sağ kolunda olacak. Yani bir de kimse yok, teksiniz diyelim. Ayrıldığınız mahalle o zaman uçup gidiyor. Mahalle o altta başka bir mahalle kalmayacak. Mahallede başka neyi öğrenebiliriz? Evet, şimdi ona gelelim. Buradan işte yardım edelim mesela. Bir tane reçelim varmış. Bu ilk sekme konuşma sekmesi. Şuradan basıp yazıyorsunuz işte. İkinci sekme gelen kutusu. Sizin mahalle davetlerini belirtiyor. Bir sürü davet gelmişti. Zamanla bunlar siliniyor tabi. Üçüncü şu nal kısmında mahalle derbi günlüğü. İçerik liderin yardımcı lider mahalle ayarlarına düzenlediği seçime göre görünüyor. Sohbet sekmesinde iki düğme var. İlki mahalle hakkında bilgi veriyor. Kimlerin bulunduğunu gösteriyor. Şuradan. Onun dışında sohbet düğmesidir zaten. Onu da söyledik. Birden fazla mahalleye ait olamıyorsunuz. Sorularınız varsa eğer onunla ilgili. Sadece bir mahalleye ait olabiliyorsunuz. Başka? Evet. Derbi görevlerinden bahsedelim biraz da. Evet, derbi görevler. Buradan görev seçip yapıyoruz. Daha görev ama benim mesela balık görevim var. 2 günde sürem var. 2 gün içinde bunu tamamlamam gerekiyor.
Görevin puanına göre zorluk derecesi de değişiyor. Mesela 320 en yüksek puanı almışım ben. 110 kilo balık tutmam lazım 2 gün içinde. Onun dışında bu böyle. Diğer bir görevler için peki yardım alabiliyor muyuz? Ondan bahsedeyim. Yardım alabiliyoruz tabii ki. Arkadaştan, gazeteden, Tom'dan yardım alabiliyoruz. Mesela farklı görevler var diyelim. Almışlar montu. Mesela bu derme süresi bitmiş. Çöpe atılacak o görev. Mesela patates. Ürün hasadı görev bu. Bunu kendisi yapacak. Ürünleri Tom'dan dükkana alamıyorsunuz. Hayvan ürünleri toplamak işte. Var burada bir yün mesela. Bunu da kendiniz yapmanız gerekiyor. Yemlerle balık tutmak benim görevim. Sadece yemle tutmanız gerekiyor. Balığa atamıyorsunuz. Madende bunları şey yapmak atıp dinamitle işte cevher çıkartmak. Onun işte otomobil siparişleri, kamyon siparişleri. Bu görevleri böyle basit yapıyorsunuz. Onun dışında tekne siparişleri var. Benim teknem gelmiştir bu arada. Mesela şunları dolduralım. Hazır elimizde varken. Yardım. Mesela yardım da isteyebiliyoruz ama gerek yok. Dolduruyorum ben hepsini. Otomobil ve tekne siparişlerinde işte gazeteden ve arkadaşlardan yardım isteyebiliyoruz. Gemi siparişlerinde kutunun üstüne işaret koyup yardım alabiliyoruz. Aynı çalı ve ağaçta yaptığımız gibi. Onun dışında ürün toplama, dediğim gibi hayvan besleme. Mesela şöyle de bir görev olabiliyor. Kasabadaki ziyaretçilere yardım. Mesela bu yardım görevi mesela benim sulanacak ağacım var. Bunları açtığımda o yardım ediyor ve o görevi bitirebiliyor. Evet, onun dışında derbi görevden dediğim gibi çöpe atabiliyoruz. Üstüne az önce atmıştım galiba. Şunu tıktım, çöpe bastım, attım. Düşük görevler. 300 aşağısındaki görevleri attım çöpe. Başka derbide kazanmak için de genelde 300 ve üzeri 310 ve üzeri görev yapmak gerekiyor. Mevcut derbiye ortasından giremiyoruz. Derbi başlaması gerekiyor. Ya da bitmesi gerekiyor. Çünkü o zaman adil bir şey olmamış oluyor. Onun dışında nelerden bahsedebilirim başka? Evet. Burada kupa sayıları falan var. Şuradan bakalım. Şurada gösteriyor mesela. Burada kayıt falan tutuyorsunuz işte. Kaç kupa kazandığınıza dair mahalle.
Derbiler arasında bekleme süresi var. Ondan bahsedeyim. Evet. 24 saat bir dinlenme süresi var derbi arasında. Şunu kapatayım. O arada mahalle değiştirmek isteyebiliyorsunuz. Mahalleden ayrılmak, yeni bir mahalleye gitmek isteyebilirsiniz. O anda ayrılsanız da mahalledeki hiç kimse zarar görmemiş oluyor. Onun dışında başka ne diyebilirim? Bakalım. Derbi kurallarında başka neler var? Hatırlayabildiğim. Derbi 6 gün sürüyor. Her yarışma arasında 24 saatlik bekleme var. Derbi tüm mahallelerde aynı zamanda başlıyor. Aynı boyuttaki mahallelerde rastgele eşleşiyoruz. Bir oyuncu derbi sırasında mahalleye katıldığı mahalleden çıkarsa bir sonraki derbiyi bekler. Yapmak istemediği görev varsa görevi çöpe atar. Yarım saat sonra yeni bir görev gelir. Seçtiğiniz görevi memnun olmazsanız çöpe atıyorsunuz. Fakat puanınız düşüyor o görev için. Yani bir başkası 9 yapmışken siz 8 görev yapıyorsunuz. Örneğin. Onun dışında ilk 3 sıralamasında beraberlik olursa kazanan ilk erişen mahalle. Kazanan puan ilk erişen mahalle öne geçiyor. Derbiyi daha erken bitiren yani. İlk 3'e girmek, bir sonraki lige çıkmak için en az bir atnalı olması gerekiyor. Derbi bitmeden hediyeler kazansanız daha iyi. Mahalleden ayrılamazsınız. Yani ayrılırsanız ödülleri alamıyorsunuz. Onun dışında katılan minimum komşu sayısı 1 olacak şekilde olmalı. Mahalle ne kadar büyükse ödül daha fazla oluyor. Bir de liderin etkin olmadığı durumlar var. Lider ama pek mahalleyle ilgilenmiyor. Ulaşamıyorsanız liderin rütbesini düşüremiyoruz. Sadece lider ona etki edebiliyor. Haber veremiyorsanız mahalleden çıkabilirsiniz duruma göre. Başka bir konuya geçelim. Yeni bir istek yapmak istiyorsunuz mesela. Burada şurada gazetede mesela bunları başkaları da alabiliyorlar. Oraya koymak istemiyorsun mesela. Buradan çift mahalleden arkadaşınıza vermek istiyorsunuz. Şurada kuşun üstüne tıkladığınızda istek kısmı var. Ya da bağışlamak istediğinizde buradan direkt kimin çiftliği ise ona gidiyor buradan bağışladıklarınız. Hem de başkası alamıyor. Siz de puan kazanıyorsunuz. Burada şurada bir de beyaz evler, beyaz evin içinde buradan 132 tane görev var. Ben hepsini tamamlamışım. Bir tane kaldı. O da bu az önceki bağışlarla ilgili. Ne kadar çok bağış yaparsanız buradan artıyor. İşte 2000'e yakın bağış yapmam daha gerekiyor bitirmem için. Bazen bağış yapamadığımız oluyor. Sürekli bağış yapamıyoruz. Yapıyoruz aslında da altın şey elmas istiyor. Her gün 20 tane ürün bağışlayabilirsiniz. Bir sonraki günü bekliyorsunuz yoksa.
Bunu da böyle söyledim. Bir de cömertlik ünvanları var. Mesela her pazartesi bağış ve istekler sayılıyor. Her üyeye haftalık bir ünvan veriliyor. Bir hafta boyunca birden fazla kişi aynı ünvanı alabiliyor. Ünvan 7 gün boyunca sizin oluyor ve haftalık etkinliğe göre pazartesi yeni bir ünvan alıyorsunuz. Mesela en cömert 140 öğe bağışı, 0 ürün isteği, hayırsever 70 ila 140 ürün bağışı, 0 ürün isteği, süper tüccar 140 öğe bağışı, 60 ürün isteği, derli toplu etiketi, 100 ürün isteği, 100 ürün bağışı ve 100 ürün isteği, üstün ürün, 210 ürün isteği, ne fazla ne de az. Şanslı tüccar 88 ürün bağışı ve 88 ürün isteği. Kuralına göre 123 bağış, 45 istek. Can atan tüccar 100'den fazla ürün bağışı artı isteği. Hızlı tüccar 100'den az öğe bağışı ya da isteği gibi etiketler var. Evet. Daha sık kullanacağımız önemli bir konu var. Mahalle etiketi. Bu yeni bir özellik. Mahalle etiketini nasıl buluyoruz? Sağ alt köşeden şu gri'nin yanında kitap var. Bunun üstüne tıklıyoruz. Buradan herkesin bir etiketi var. Benim etiketim yukarıdaki gibi mesela. Onu buraya yazıp mesela kendiminkini yazayım. 9P. Büyük küçük fark etmez. Gördüğünüzü yazın. 2900 G. Mesela ben burada çıktım. Böyle arkadaş olarak ekleyebiliyorlar. Tabii ben de kabul etmem lazım. Gördüğümde tanıdığım biri ise ya da söylemişse ekledim seni falan. Oradan kabul ediyorsunuz. Facebook bağlantısına gerek kalmadan oyunun içinden birbirinizi görebiliyorsunuz. Ama tabii bir mesajlaşmanız da gerekecek. Artık Facebook'tan mı nereden mesajlaşıyorsunuz? Birbirinize haber vermez açısından ya mahallenize gelmeli ya da Facebook'tan falan mesajlaşmanız falan gerekiyor. Bu özellikle böyle. Bu videoyu da burada tamamlayalım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.